Öncelikle hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Sevgili fotoğraf çekmek kolay ailesi, dostlarım. Kapadokya'ya geldiğim andan itibaren ben size farklı mekanlarda çekeceğimin sözünü vermiştim. Bugün ilginç bir yer seçtim size. Çünkü Kapadokya'nın bence özel ve önemli unsurlarından bir tanesi şarabı ve şarapçılığı. Şimdi bu konuda ben bir şeyler biliyorum ama gene de bir uzman kardeşime danışmak istedim. Ben kendisini öncelikle size tanıtayım, sonra sözü ona vereceğim. Size birazcık şarapla ilgili birazcık bir sohbet yapacak. Sonra size muhteşem bir lens tanıtımına gireceğim. Anlaştık mı? Sevgili Okan. Merhabalar, tekrardan size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok bizi mutlu ettiniz. Ay, çok teşekkür ederim. Fotoğrafla daha önce ben de ilgilenmek istedim ama ne yazık ki biz o noktada buluşamadık. Şarapla buluştuk. Gülor ailesiyiz. Burada Gülor Şarapçılık. Adımız Güler Hanım'dan geliyor. Güler Sabancı ve dayısı Orhan Bey'in kurmuş olduğu 90'lı yıllardan itibaren çalışmalara başlandı. Ama her zaman butik ve şato tarzında üretim yapan ilk firmamız. Ülkemizde yapılan şaraplar dünyada neden daha çok tanınmıyor? Ondan sonra Fransa'nın Bordeaux Üniversitesi ile anlaşıyoruz. Orada Nicolas Vu adında bir önoloğumuz var. Ürün yapımında tekniğinde desteğini alıyoruz. Ödül aldığınız bir şarabınız da var diye biliyorum, değil mi? Tabii, onları da bahsedeceğiz. Burada tamam. Da var şaraplarımız. Butik kalmayı tercih ettiniz. Kalmayı tercih ettik. Öyle. Bir yerde de kaliteyi muhafaza etmek için daha akıllıca bir yol değil mi? En iyi yol bu. Çünkü ne kadar üretim artarsa kalite o kadar bozuluyor maalesef. Tabii kontrolü çok zorlaşıyor. Aslında şaraba ismini veren de herkesin de bilmesi lazım. İsmini veren bölgedeyiz. Yani Hititler zamanında vino, wine kelimesi buradan çıkıyor. Bak sen. Diğer tarafta, biliyor muydunuz bunu? Hadi ya, bir şey daha öğrendiniz bugün. Üzümün ana toprakları buralar aslında. Mezopotamya, evet. İran, Gürcistan böyle bir hilal şeklinde gidiyor. Bütün üzümlerin çıkış toprakları buralar. Çok özür dilerim, lafını balla keseceğim. Yani şarap konusunda benim bir parça tecrübem var. Çünkü Fransa'da büyümüş bir insan olarak belli bir şarap kültürüyle beraber büyüdüm. İster istemez yani bir şekilde. Dolayısıyla şimdi şarap içmek, yani beni rakıcılar bana kızmasın ama rakı içmek gibi değil. Evet, rakıda da bir kültür vardır. İşte Tekirdağ vardır, işte yeşil üzüm vardır, bilmem ne üzüm vardır ama şarap biraz daha böyle şeydir, biraz daha detaylı bir içme, içkidir ve aslında detaylı bir içme biçimine de sahiptir. Mesela biz burada kaç tane şarap türü tanıtacaksın bize? Şimdi burada önümüzde 4 tane farklı şarabımız var. Son 3 yıldır biz dünya birincisiyiz. Cabernet Sauvignon üretiminde. Fransa'da büyüdünüz, sürekli bir şarap var. Sürekli bir üretim var, durmuyor ve bu aslında toprağı çok yordu. Aynen öyle. Şarap özellikle antik Yunan'dan başlamak kaydıyla ondan sonra da Roma'ya yayılması sebebiyle hakikaten aşağı yukarı 2000 yıldır Avrupa topraklarında üretilen bir kavramdır. Şunu da söyleyelim, buradan herkesi de davet edelim. Diledikleri zaman gelebilirler. Biraz da burada sıkılsınlar ki biz de şey yapalım. Tamam. Peki ben size bölge olarak da söyleyeyim. Ortahisar'ın hemen girişinde Gülor Şarapçılık ve çok güzel bir kalı var. Şu anda inanın bana dışarısı ateş gibi ama burada kaç derece şu anda burası? Şu anda 14 derece. 14 derece yani ve bir nem oranıyla beraber. Dışarısı şu anda 40 derece. Bizim içerisi burası 14. Ben üşüyorum şu anda. Yani çaktırmıyorum ama üşüyorum şu anda yani. Şu an şarap için ideal sıcaklık. İdeal sıcaklık. Evet. Bu bizim Petit Verdot'umuz. Aslında Petit Verdot küçük üzüm anlamına geliyor. Üst segmentlerimizde Signature serisi dediğimiz, yani bizim imza serimizde bir Petit Verdot'umuz var. Bizim Şaheste serimizden Öküz Gözü ve Boğaz Kelemiz var. Biliyorsunuz %100 Türk üzümümüz. 2012 yılında biz çok güzel bir verim aldık. Öküz Gözü'den de Boğaz Kelemiz'den. Güzel bir rekolte yılıydı değil tabii mi? Tabii, çok güzeldi. 2015 yılında International Wine Challenge dediğimiz uluslararası şarap yarışmasında Los Angeles'ta yapılan bir şarap yarışmasıydı. Ülkemiz adına ilk altın madalya alan Türk şarabı. Şarap aslında o kadar enteresan bir içecektir ki Latince'de çok eskiden gerçekle bağdaştırılan bir içecekti. Çünkü Latince'de şöyle bir deyim vardı. In vino veritas diye. Yani şarapta yatar gerçek.
aynen, diye bir derin bir deyim vardır. Bir yönden de 1800'lü yıllara kadar zaten şarabın tanrısal bir içecek olduğunu düşünüyorlar. Ama hala kadeh denilen o damlacıklara İsa'nın gözyaşları adını verirler. Evet, Hristiyan inanışında da gerçekten şarap İsa'nın kanı olarak kiliselerde sunulur ve içilir. İnanış. Aynen öyle. Şimdi Kurban Bayramı'nda bundan bahsediyoruz ama yani onların bilgi inancı olarak aktarıyoruz şu anda bunları size. Diğer tarafta Cabernet Sauvignon ve Petit Verdot. Bu da bizim 2013 rekolte Cabernet Sauvignon ve Petit Verdot'umuz. Burada da gördüğünüz üzere Monosepaj burada ikili olunca kupaja geçiyor. Kupaja İki geçiyor. İki üzüm birleşiminde. Yine uluslararası yarışmalarda gümüş madalyalar aldı, bronz madalyalar aldı. Bunlar eski meşe fıçılarda üretiliyor değil mi? Tabii tabii. Eski. Sadece meşe değil ama başka şeyler de kullanılıyor değil mi? Başka ağaç türleri de kullanılıyor. Başka ağaç türleri de kullanılıyor ama bizim kullandığımız sadece meşe. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Ve meşenin de yaşının çok çok ciddi önemi var. Önemi var ve şöyle bir aslında maliyet dediğimiz tabii masraf konusunda sadece bir kere kullanabiliyorsunuz. Onun dışında böyle dekorasyon amaçlı kullanabiliyorsunuz. Bir tanesini de götüreceğim zaten. Çıkarken biz aracın arkasına koyarız. Peki Merlo ile ilgili ne söyleyeceksin? İki karşı taraftar var. Merlocular ve Şirazcılar. İkisi, ben Merlocuyum. Siz daha böyle yumuşak biçimli şarapları seviyorsunuz. Bizim üzerimizden anlatalım. İnanabilir misiniz? Bu adamın ilk çekimi o kadar rahat ki. Bundan sonra seni ben sürekli kullanayım mı? Kapadokya'yı da gezeriz. Gezeriz beraber. Bu bizim 20. yılımıza özel üretilmiş bir şarap. 2014 rekolte. 3 üzüm ve üzeri blend olarak düşünüyorum. Blend olarak. Blender'dan akıllarına gelebilir. Burada Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Merlot ve Syrah üzümleri karışık olarak yapıldı. O da çok güzel bir şarap oldu. Benden bu kadar. Ben müsaade vereyim size artık. Müsaadenizi isteyeyim. Çok teşekkür ederiz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Hani sadece fotoğrafçılıktan işte ne bileyim görüntüden falan bahsetmek yerine biraz madem ki Kapadokya'dayız ben sizlerle beraber Kapadokya'yı hem kendim yaşamak hem de sizlere yaşatmak istiyorum. Şimdi bir müsaade isteyelim. Tamam. Biz çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, iyi tatiller. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya. Hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugünkü tanıtacağım size lens XF1680F4. Aslında size ben bir tane lens tanıtmayacağım. İşin gerçeği şu. Size ben 5 tane prime lens tanıtacağım. Şimdi bir kere kit lens lafını artık ben kullanmak dahi istemiyorum. Çünkü bu tür lensler bu ifadeyi hak etmiyorlar. Bu lens gerçekten müthiş bir lens. Hani neredeyse her şeye yeter. Bak neredeyse diyorum. Bu lens 16 mm f4 prime lens. Bu lens 23 mm f4 prime lens. Bu lens 35 mm f4 prime lens. Bu lens 50 mm f4 prime lens. Bir de bu lens aynı zamanda da 80 mm f4 prime lens. Yani bu lensle geniş açı panorama çekin. Sokak fotoğrafçılığı çekin. Ne bileyim seyahat fotoğrafçılığınızı yapın. Portre fotoğrafçılığı yapın. İnanılmaz bir bokeyi var. Ve 80 mm'ye getirdiğinizde 35 cm gibi inanılmaz bir yakınlaşma size makro fotoğrafçılığı bile yaptırıyor bu lensle. Dolayısıyla bu lensi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Öncelikle teknik verilere gelmek gerekirse bu lensin içine 16 tane cam var. 12 kümeye toplanmış. Bunun 3 tanesi asferik, 1 tanesi de ED. Yani nasıl anlatayım ben size? Bu camlar sayesinde sferik hatalar tamamıyla düzeltiliyor, düzeltilmiş ve 16 mm'den 80 mm'ye kadar f4'ten f22'ye kadar inanılmaz bir keskinlikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani fotoğrafta inanılmaz neticeler alıyorsunuz, videoda daha da inanılmaz neticeler alıyorsunuz ama daha önce de söylediğim gibi bu lensle ilgili negatif ne söyleyebilirim? Negatif 16 milimetrede sadece çok geniş açılarda belki kenarlarda bir hafif bir
hafif bir distorsiyon yaşarsınız. Ama onda hakikaten çok dikkatli bakmanız gerekiyor. 6 stopluk bir şeyi var bu lensin. 6 stopluk bir stabilizasyonu var. Dolayısıyla da dehşet bir stabilizasyon. Bir özelliği daha var bu lensin. Bu lens bir tripoda monte ettiğiniz andan itibaren bunu anlıyor ve stabilizasyonu devre dışı bırakıyor. Yani bu lens anlat anlat bitmez. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Öncelikle bu lensin fotoğraf becerisine bir göz atalım. Olmaz mı? Unutmayın ne demiştik daha önce? Söz uçar ama görüntü akılda kalır. Nasıl sevgili dostlar? Görüntüler dehşet değil mi? Ama Kapadokya hakikaten çok güzel görüntülere sahip yani. Çek çek durmadan bir ekran şöyle basasınız geliyor. Bir de tabii bununla istediğiniz gibi oynuyorsunuz. 16 mm'de çek, yakınlaş, 23'te çek, 35'te çek, 50'de çek, 80'de yaklaştır. Detayları yakala, keskinlik deseniz zaten olağanüstü bir keskinliğe sahip. Yani herhalde vazgeç... Bakın biliyor musunuz? İki tane lense zorunlu kalsanız mutlak surette birinci lens bu olurdu benim açımdan. Şimdi gelelim video performansına. Video performansında yüz göz tanıma takibi inanılmaz. Şey geçişleri, netleme geçişleri olağanüstü. Ve bir tek dezavantajı var. Zoom in zoom out'a eğer biraz hızlı davranırsanız maalesef netleme kaybediyor. Ama birçok lens bu tarzdaki zoom lens zaten onu kaybediyor. Ona dikkat ederseniz ya da sabit açıları tercih edip çekerseniz onda zaten videoda da hiçbir sorunuz kalmayacaktır, olmayacaktır. Ve olağanüstü sinematik geçişler yakalıyorsunuz, olağanüstü sinematik görüntüler yakalıyorsunuz. Hakikaten çok müthiş bir yani alın belgesel çekin, alın film çekin. Utanmayın ya vallahi samimi söylüyorum. Ve çektiğim görüntülerin hiçbir tanesini F-Log'da çekmedim biliyor musunuz? Hepsini ya standartta ya Eterna'da çektim. Ama ben şahsen çok memnun kaldığım görüntülere sahip oldum. O görüntülerin çoğunu merak edenler için söylüyorum. XS10'da çektim. XS10'un şöyle bir dezavantajı var. O da flicker reduction olmadığı için XT4'te olduğu gibi eğer ki böyle hani floresan ışıkta bilmem ne o hani ışık ondülasyonunu maalesef görüyorsunuz. XT4'te görmüyorsunuz. O da o XT4'ün avantajı. Onun haricinde bu lensle ilgili benim kötü söyleyebileceğim hakikaten hiçbir şey yok. Dediğim gibi makro video çekin, portre video çekin, belgesel çekin. Ben biraz ya galiba öyle bir şey de hazırlıyorum Kapadokya ile ilgili. Çünkü burası hakikaten büyülü bir yer. Enerjisi inanılmaz bir yer. Ve sizlere o enerjiyi, o büyüyü, o güzelliği görsel olarak yaşatmak istedim. O yüzden isterseniz şimdi video görüntülerine geçelim. Evet Seçil'cim nereye geldik?
Zelve denilen Açık Hava Müzesi'ne geldik. Şimdi burada oluşumları izleyeceğiz, görüntüleyeceğiz. Nasıl görüntüler? Dehşet değil mi? Şimdi o zaman gelelim sonuca. Yani bu lens benim vazgeçilmezlerimden bir tanesi. Ne dedim size? Bir lens size 5 tane prime lens topluyor. Samimiyetle söylüyorum. Dolayısıyla 16-80. Hani bu şeyde zoom in zoom out'ta eğer ki o netleme kaybı da yaşamasaydı ben bu lensi 10 üzerinden 10 verirdim. Hiç düşünmeden 10 üzerinden 10 verirdim. Ama şimdi bundan dolayı ben 10 üzerinden 9 vereceğim ki benim notlamamda 10 üzerinden 9 kolay kolaya hiçbir lense vermiyorum. Hani en keskin lenslere bile 10 üzerinden 8-8,5 veriyorum ama bu kadar çok işi bir arada yapabilen, bu kadar olağanüstü bir lense veririm 10 üzerinden 9. Benim söyleyeceğim bu. Yani sevgili dostlar, evet gücünüz yetiyorsa tabii ki hani kit lensler içerisinde
İlk tercihiniz bu olmalı. Ha, 16-55'ten bahsetmiyorum çünkü onlar apayrı bir kategori. O kırmızı rozet dediğimiz seri, onu daha sonra inceleyeceğiz. Ama normal seri içerisinde, XF serisi içerisinde, hatta XC'yi de katarsanız ilk tercihiniz bu olmalı diyorum size. Vallahi umarım bu içerik sizlere değer katmıştır. Umarım görsel olarak bir değişiklik yaşamışsınızdır. Umarım birazcık size Kapadokya'yı yaşatmışımdır bu güzel bayram gününde. Bir parça şarapla ilgili tatlı bir bilgi vermek herhalde güzel de olmuştur. İçmek zorunda değilsiniz ama bilgi bilgidir. Çünkü şarap da ayrı bir kültürdür. Vallahi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı lütfen unutmayın. Abone değilseniz hala lütfen abone olun ki fotoğraf çekmek kolay eylesin. Hep beraber büyütelim ve bu içerikleri daha geniş kitlelere yayalım. Herkes istifade etsin. Benim tek beklentim bu. Valla şu an için söylenecek başka bir şey yok. Kapadokya'dan tekrar hayırlı bayramlar diliyorum sizlere. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.